Şimdiye kadar biz uçakla alakalı olarak göstergeleri anlattık. Temel uçuş göstergelerimiz vardı, indicator speed vardı, attitude göstergesi, altitude göstergesi, heading göstergesi, vertical speed ve turn and slip göstergelerimiz vardı. Bunların ne işe yaradıklarını anlattık. Genel olarak uçakla ilgili temel göstergeleri gördük. Bundan sonra iki kısımda navigasyonla alakalı, yani seyir seferle alakalı bize göstergeler lazım. Bu göstergelerin neler olduğunu kademe kademe anlatmaya çalışacağız. İlk olarak biz VFR uçuş nedir? Visual Flight Rule dediğimiz VFR nedir? Ondan bir bahsedelim. Yani havacılık biliyoruz ki yani 120 yılı geçti neredeyse. Baya bir yol haritası oldu. Baya bir ilerleme kaydetti. Ama havacılık açısından havacılığın ilk yıllarını düşünürsek biz ilk yıllarında elimizde navigasyonla alakalı, seyir seferle alakalı herhangi bir gösterge yoktu ya da bir sistem yoktu. İşte elimizdekiler nelerdi? Haritalarınız varsa haritalarınız vardı. Pusula bilgisi önemliydi. Pusula bilgimiz vardı elimizde. İşte zaman, saat bilgimiz var, haritalarımız var. Bunun dışında da herhangi bir şeyimiz yoktu. Bu nedenle havada pozisyonumuzu bulmak, uçağın yerini bulmak veya gideceğimiz lokasyon, varış noktasına ulaşmak için farklı yöntemler kullanmamız gerekiyordu. Bu da nedir işte? Görsel temas, yani yer şekillerini detaylı bir şekilde görüyor olmanız gerekir ki onları referans için kullanabilirsiniz. İşte örneğin nedir? Uçaklar işte tren yollarını ya da kara yollarını takip etmek durumunda kalırlardı. Veya yer şekillerini takip ederlerdi. Belli bir vadiden uçuş yapmanız gerekirdi. Gölleri kullanmanız gerekirdi. Dağları kullanmanız gerekirdi referans olarak. Ya da şehirlerde belli binaları ya da belli şehirleri, kasabaları referans olarak kullanmanız gerekirdi. Bu şekilde karşıdaki varış noktasına biz ulaşabiliyorduk. Yani neredeyse araba kullanmak gibi bir şeydi lateral eksendeki planımız. Ve biliyoruz ki bu havada uçak için en sıkıntılı olaylardan bir tanesi yakıt. Yani bizim yakıtımız sınırlı sayıdır. Gideceğimiz yere kadar yakıt almamız gerekir. Hem güvenlik açısından yakıt bizim için sıkıntı oluşturur. Hem de işte miktar olarak istediğimiz kadar alamıyoruz ve yakıtın belirlediği ya da yakıtta belirlenen süre ölçüsünde de havada kalabiliyoruz. Bu nedenle uçağımızın istediğimiz noktaya varabilmesi için gerekli olan miktarda yakıt alıp bir an önce ulaşması gerekir ki havada yakıtsız olarak kalabilmesin. O yüzden yönümüzü bulmak, yön tayin etmek bizim için çok çok önemli. Evet, kullanılan ilk göstergelerden bir tanesi, ilk sistemlerden bir tanesi ADF sistemi. Bakın havacılıkta kırılma noktası aslında tabii havacılık gelişimini sürdürüyor, sürdürmüş bütün dünya yarış halindeymiş ama en çok ivmelenmenin olduğu dönem İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönem olmuş. Bununla alakalı belgeseller de var güzel, oralardan da görebilirsiniz. Özellikle işte belli ülkeler işte Amerika, İngiltere, o dönem Almanya, işte Japonya savaş nedeniyle çok fazla yatırım yapmışlar. O zamanlarda çok fazla havacılıkla ilgili sistemler icat edilmiş. İşte radarın temeli o dönemlere dayanıyor. Günümüzde kullandığımız ALS'e benzer sistemler bile denenmiş, kullanılmaya çalışılmış o dönem için. İlk defa savaş durumunda gece uçuşu yapmaya çalışmışlar. Çünkü gece bombalamaya çalışıyorlar. O yüzden İkinci Dünya Savaşı'nda zaten havacılığın önemi çok iyi algılanmış. O dönem iyice artık mihenk taşı olmuş ve ondan sonra zaten havacılığı elinde bulunduran bu söylediğim ülkeler onunla ilgili çalışmalarını devam ettirmişler. Tabii bir taraftan da diğer ülkeleri ne yapmışlar? Engellemişler. Havacılık sadece kendilerinde kalsınlar diye tarihsel olarak da bakabilirsiniz. Evet, bizim ADF olarak bahsettiğimiz cihazımız bakın sağ tarafta görüyoruz. Yerde bir havaalanında bunun istasyonumuz var. Bu istasyona NDB diyoruz. Non-Directional Beacon olarak ifade ediliyor. Bu istasyonumuz ne yapıyor? Çevresine, etrafına yönsel bilgi olmayan, sadece kaynağı ifade edebilmek için bir sinyal gönderiyor. Non-Directional Beacon ismi oradan geliyor zaten. Ve bir de bu manyetik işaretin içerisinde bu istasyonu tanımlayan sesli Morse kodları gömülüyor. Biz hava sahası içerisinde yani bu alan içerisinde bulunan bir uçak bu sinyali alarak bu istasyonun yönünü tayin etmeye çalışıyor. Tabii bunun içinde uçak içerisinde bizim antenlerimiz var. ADF antenimiz var. Bu anten içerisinde loop anten var, sense anten var. Detayına girmeyeceğiz. Seyir sefer dersinin konusu.
Sadece gösterge okumayı anlatıyoruz burada. Bu antenler bu istasyonun yönünü tayin etmeye çalışıyorlar. Bakın uçağımızı düşünürseniz, uçağımız belli bir yöne doğru gittiğinde uçak yönünden bağımsız olarak bizim ADF göstergemiz istasyonumuzun yönünü bulmaya çalışıyor. İstasyonun ne tarafta olduğunu bulmaya çalışıyor. Yani şu bizim indikatörümüz, bakın buradaki deviatörümüz doğrudan istasyonun yönünü göstermiş oluyor. Diğer sistemlerden bağımsız olarak, uçağımızın gittiği yönden bağımsız olarak. Burada iki tane yön bilgisi ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? Bir, uçağın burun doğrultusu heading değeriyle, heading'le istasyonun yapmış olduğu açımız var. Buna relative bearing diyoruz. Yani relative pusulamız, yönümüz. Bir de gerçek manyetik kuzeyle, evet, istasyonun yapmış olduğu açımız var. Buna da manyetik bearing olarak ifade ediyoruz. Yani kuzeyle yapılan açıya manyetik bearing, heading olarak heading ile istasyonun yapmış olduğu açıya da relative bearing olarak ifade ediyoruz. İki tane temel yön bilgisinden bahsedeceğiz. Evet, bu ADF yönünü görebilmek için bir klasik göstergeler kullanıyoruz. Bir de RMI dediğimiz, radyo manyetik indicator dediğimiz göstergelerimizi kullanıyoruz. Veya büyük uçaklarda, geniş gövdeli uçaklarda, işte radar gövdeli iş jetleri olur. Bunlar buralarda EFIS sistemine benzer sistemlerimiz var. Oradaki göstergemizde, işte ND göstergesinin üzerinde de borla ilgili bilgilerimizi görebiliyoruz. İlk olarak nasıl okuyacağız göstergeyi? Buna bakalım. Bakın sol tarafta bizim bir uçağımız var. Bu uçağımız dikkat edersek ne tarafa doğru bakın? Doğuya doğru uçuyor. Yani havacılıkta biliyorsunuz yön kavramı vardı. Şöyle biraz hatırlatalım isterseniz. Şöyle kağıdımızı alıp kalemimizi alıp. Bakın şimdi bizim şu şekilde düşünürseniz burası manyetik kuzeydi. Bizim manyetik kuzeyimiz vardı. Evet, manyetik kuzeye göre saat yönünde bakın ne yapıyorduk biz? 90 derecelik şeyimiz vardı. Bir vektörümüz vardı. Aşağı tarafta İşte 180 derece ortaya çıkıyordu. Bu diğer tarafta da 270 derecemiz ortaya çıkıyor. Bu şekilde 360 tane açı oluşturuyoruz. Örneğin mesela burada 45 derecelik açımız var. İşte 60 derece burada. Bu şekilde biz yani yön bilgisini tayin ediyoruz. Manyetik açıdan düşünürseniz. Buradaki bizim uçağımız da ne yapıyormuş? Bakın 90 yönünde ilerliyormuş. Zaten bizim şöyle bakarsak, bakın buradaki heading göstergesi de 90 yönünü gösteriyor. Uçağımız 90 yönüne doğru ilerliyormuş. Ama ADF göstergesine bakarsanız, bakın şurayı uçak yönü gibi düşünürseniz, sol tarafınızda bakın yaklaşık kaç derecelik açıda, buradan açınızı ölçebilirsiniz. İşte 30, yani yaklaşık 45 derece, birazcık fazlası olabilir. 45 derecelik bir açıyla sol tarafınızda bir istasyon varmış. Bakın uçağımızın bu yönde gittiğini ne yapmamız gerekiyor? Düşünmemiz gerekiyor. Sol tarafta 45 dereceyle. Yani uçağımızın burada olduğunu düşünürseniz, bakın şu şekilde 45 dereceyi buraya yerleştirirseniz böyle yaklaşık 45 yönündeymiş bizim istasyonumuz. Tabii klasik göstergelerle okumak biraz daha zordur. RMI göstergesi biraz daha kolay. Şimdi görmüş olacağız. Bu şekilde biz ne yapmış oluyoruz? Harita üzerinde istasyonun yönünü tayin etmiş oluyorsunuz. Tabii ADF'i düşünürken, ADF çalışma mantığını düşünürken Warp'un icat edilmediğini düşünmek lazım, göz önüne almak lazım, yorumlayabilmek için bunu. Bugün günümüzde Warp'la birlikte bu sistemde hala daha kullanılıyor. İkinci örneğe geçersek gene yaklaşık olarak aynı şeyi söylüyoruz. Uçağımızı düşünelim. Biraz daha ilerlemiş uçağımız. Gene bakın uçağımız 90 yönüne doğru ilerliyor. Bakın uçağın içerisinde olduğunu düşünürseniz sol tarafta belli bir açıyla bir ADF istasyonu varmış. Bakın burada şu iki klasik göstergelerin iki tanesi, heading göstergesi ve ADF göstergesi birleştirilmiş. Bakın birleştirilmiş bir vaziyetteyiz. O nedenle bakın bu kez uçağın karşı tarafında 90 var. 90 yönünde gittiğimizi gösteriyor. Ve doğrudan bakın ADF istasyonumuz yönünü görüyoruz burada. ADF istasyonu yaklaşık 25 yönündeymiş. Bakın 25 derecelik bir açı yapıyormuş manyetik kuzeyle. Ve yönümüzü ADF istasyonunun yönünü tayin etmiş oluyoruz. Başka örneğimiz de var. İkinci örneğimize geçersek, bakın uçağımızın yerini değiştirdik burada. Uçağımız bu kez istasyonun üst tarafında uçuyor. Yönümüz gene 90 yönü. Bakın 90 yönüne doğru ilerliyoruz. Ve bu kez uçağın içerisinde olduğunu düşünürseniz sağ tarafınızda sizinle
40 derecelik bir açıda bir istasyon varmış. Bakın şurası yaklaşık olarak 40 dereceymiş. Biz de 90 yönünde doğru ilerliyormuşuz. O zaman bu 40 derecelik açıyı yukarıda yerine koyarsanız 90 ve 40, o zaman 130 yönünde. Gerçekten bunun yönü 90 burasıydı hatırlarsanız, 180 burasıydı. 130 yönündeymiş. Bakın bu şekilde istasyonun yön bilgisini tayin etmiş oluyoruz. Ama RMI göstergesine bakarsanız zaten bakın uçağımız aynı yerdeyiz şu an. 90 yönünde gene heading olarak ilerliyoruz. Bakın burada zaten ADF göstergesi indikatörü bunun 130 yönünde bir istasyon olduğunu bize göstermiş oluyor. Şöyle devam edelim. ADF'imiz, bakın başka bir istasyonumuz var. Yukarıda ve bu kez istasyonu geçmiş vaziyetteyiz. Yine uçağımız heading'e bakıyorum 90 yönünde ilerliyormuş. Ve uçağın içerisinden bakarsam nerede gözüküyormuş? Bakın arka sağ tarafında gözüküyormuş. Kaç derecelik bir açı var bak, buradan bakarsak? 130 derecelik bir açı var. Ne yapacağım ben gerçek yerini bulmak için? 90 artı 130 dersem buradan yönünü tayin etmiş olurum. Yani yaklaşık 220 yönünde bir istasyonmuş bu. Zaten RMI göstergesine de bakarsanız bakın aynı yerdeyiz. Bakın uçağımız 90 yönüne gidiyor. Heading'imiz burada. Ve RMI göstergesinin içerisinde istasyonun gerçek yön bilgisi bize gösterilmiş oluyor. Klasik göstergenin gösterimi, bu da RMI göstergesinde olayı bizim görüyor olmamız. Bakın bu Flight Sim'den alınmış olan bir örnek. Buraya bakarsak bizim referans olarak aldığımız istasyon Sabiha Gökçen'in ADF istasyonu, ADF NDV'si. Biz ne yapacağız? Atatürk Havalimanı'ndan biraz sonra bunun simülasyonunu da yapacağız. Kalkış yapacağız. 17-35 pistinde 35 yönünde kalkış yapmış olacağız. Kalkış yaptıktan sonra direkt ADF göstergesini kullanarak Sabiha Gökçen'in üstünden geçmek isteyeceğiz. Biraz sonraki görevimiz bu. Bakın burada ben ne yapıyorum? Şu an bulunduğum yeri düşünürseniz uçağım 60 yönünde gidiyormuş. Bakın 60 yönü burası. Tekrar ediyoruz 60 yönü. Biraz önce çizdiklerimizi bakın tekrar çizelim şöyle. Şu şekilde bakın. Burası kuzeydi. Bakın yukarısı kuzeydi. Kuzey. Burası 60 dereceymiş bize bakın. 60 yönü dediğim bu. Şurası 90 olacaktı. Burası 180 olacak. Benim uçağım 60 yönünde ilerliyormuş. Evet. Daha sonra ADF göstergesine bakıyorum alt taraftan bakın. Bu kez RMI göstergesi bakın 60 ile gösteriyor. Ve taraftaymış. Burası 90. Bakın 90. Burası. Burası da 100 derece bakın. 100 yönünde bakın. Bana göre 100 yönünde bir istasyon varmış. Ben ne yapacağım? Eğer uçağımı 100 yönüne doğru döndürürsem direkt bu istasyonun üzerinden geçmiş olacağım. Tabii bu ADF'i kullanabilmek için ne yapmamız gerekiyor mutlaka? Evet, bizim ADF frekansına girmemiz gerekiyor ve bu istasyonun menzili içerisinde bulunmamız gerekiyor. Menzil içerisinde değilseniz zaten sinyal almamız söz konusu olmayacak. Evet, bakın burada başka bir örneğim var. Bu kez Sabiha Gökçen havalimanı sol tarafımda kalıyor. Gene buranın frekansını giriyorum. 347 kHz'lik bir frekans değeri. Bu kez uçağım manyetik kuzeye doğru uçuyormuş. Bakın kuzeye doğru uçuyorum. Ve bana manyetik kuzey gene bakın burada da görüyorum. Yaklaşık olarak 300 işte 295 yönünde bir istasyonmuş Sabiha Gökçen. Burası için düşünürseniz böyle. Bu yöne doğru uçağımı döndürürsem direkt bu istasyonun üzerinden geçmiş olur. Veya istasyonun yerini bana göstermiş olacak. Ya da buradan pas geçeceksem referans olarak burayı pas geçip diğer bir istasyonu referans alıp o tarafa doğru ADF ile uçabilirmişim. Bu da büyük bir uçağa ait bizim göstergemiz, indikatörümüz. RDI göstergesi. Evet burada da bakın gene istasyonun frekans olarak 347 kHz'lik frekans değeri girilmiş. Bakın ne diyor? Ben 60 yönünde ilerlerken, bakın göstergeye bakıyorum. 60 yönünde ilerlerken yaklaşık 90'dan biraz daha fazla burada bir istasyonmuş. Bakın şu gösterge tekli olanı benim. ADF 1'i gösteriyor ve buradan da ben ADF 1 istasyonunun yön bilgisini görmüş olurum. İstasyonun nerede olduğunu bu şekilde görebiliyoruz.